Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeniniz Cemal Hoca. Bu videoda sizinle birlikte büyük harflerin kullanıldığı yerleri öğreneceğiz. Yine senin için çok güzel bir etkinlik ve çok güzel bir ders notu hazırladım. Bu etkinliği birlikte çözerek büyük harflerin kullanıldığı tüm yerleri seninle hızlıca Öğreneceğiz Videoyu sonuna kadar izlediğimizde ve etkinliğimizi bitirdiğimizde son soruyu da seninle birlikte çözdüğümüzde büyük harflerin kullanıldığı tüm yerleri öğreneceksin. Ama ilkokulda sen büyük harflerin nerelerde kullanıldığını zaten öğrendin. Bunların birçoğunu zaten biliyorsun. Sınıf öğretmenin sana ne yapmıştı? Öğretmişti. O yüzden Büyük harfleri nelere nerelerde kullanıyoruz? Şöyle seninle hızlı bir tekrar yapalım istiyorum. Cümlelerin ilk harfini sen de biliyorsun ki sen çalışkan ve akıllı bir öğrencisin, büyük harfle yazıyoruz. Şiirlerde dizelerin ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Başlıkların ilk harflerini büyük harfle yazıyoruz. Örneğin burada başlık var hocam. Büyük harfleri nerelerde kullanıyoruz diye bir başlık var. E, B'yi büyük yazmış Cemal Hocan. H'yi büyük yazmış. N'yi büyük yazmış. Ya da yukarıda ana başlığımız var. Hepsini ne yaptık o zaman? Hepsini büyük yazmışız. Tıpkı başlıkların ilk harflerini büyük yazdığımız gibi sevgili öğrencim. Tabelalarda yazan sözcüklerin de ilk harflerini büyük yazıyoruz buna. Lütfen dikkat et özel isimlerin ilk harflerini de biz her zaman büyük yazıyoruz. E hocam büyük harflerin kullanıldığı yerler bu kadar kolaysa biz neden bu konuda çok zorlanıyoruz? Çünkü sevgili 5. sınıf öğrencim özel isimlerin ilk harflerini biz her zaman büyük yazıyoruz. Tamam ama özel isimlerde kullanılan büyük harflerle ilgili kurallarımızın hepsini bilmiyoruz. İşte senin için hazırladığım bu etkinlikte biz büyük harfleri kullandığımız her yeri, özel isimlerde özellikle kullandığımız yerleri öğreneceğiz. Hemen etkinliğimizin sorusunu okuyalım. Özel isimlerde kullanılan büyük harflerle ilgili kurallarımız neler? Bilmem. Hadi bakalım. Bu kuralları seninle birlikte aşağıdaki etkinlikte öğreniyoruz. Senden istediğim sevgili öğrencim, ilgili kural ile ilgili örneği eşleştirmeye çalış. Bir tanesini ben kendim çözdüm. Örnek olsun diye en kolayını seçtim bilerek. Kişi adlarıyla soy isimleri büyük harfle başlar. Peki şuradaki cümlelerden hangisinde kişi ismi var? Mehmet Akif Ersoy iyi bir şairdir. E Mehmet Akif Ersoy kişi ismi ve soy ismi olduğu için M'yi büyük yazdım. A'yı büyük yazdım. E'yi büyük yazdım ve 1'i ne yaptım? Eşleştirdim. Buradaki boşluğa seninle birlikte 1 bir yazdık. Şimdi sıradaki cümleyi senin yapmanı istiyorum ve sana güveniyorum. Lütfen hazır ol. Biz Türkçeyi çok severiz. Hangi kelimenin ilk harfi büyük hocam burada cümle içerisinde? Türkçe sözcüğünün ilk harfi büyük. Peki biz bunu şurada soldaki kuralların hangisiyle eşleştireceğiz sevgili öğrencim? Hemen birlikte bakalım. Sen benden önce be, önce bak ve hemen benden önce çözmeye çalış. Mesela hayvanlara verilen özel isimler olabilir mi? Olamaz hocam. Dil isimleri olabilir mi? Olabilir. Türkçe bir dil ismi. O zaman buraya seninle 5 yazıyoruz ve seninle neyi öğrenmiş oluyoruz? dil isimlerinin büyük harfle başlaması gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Hayvanlara verilen özel isimler de büyük harfle başlarmış. O zaman şu cümlede hayvanlara verilen bir özel isim arayalım seninle. Yeni tanıştığım arkadaşım Türktü. Ece Hanım iyi bir insandı. Köpeğim Karabaş ile oynarız. Köpeğine Karabaş ismi vermiş ve hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlayacağı için cümle içerisinde İlk harfini, K harfini yine büyük yazmış. O zaman buraya seninle 3 yazıyorum. Millet isimleri büyük harfle başlar demiş dördüncü kuralımız. Ece Hanım mı olacak yoksa Türk sözcüğü mü? Elbette ki Türk sözcüğü olacak. Hızlıca seninle buraya 4 yazıyoruz. Peki hocam Ece Hanım iyi bir insandır cümlesinde biz hanımın H'sini büyük yaptık. Bu hangi kuralla ilgili? Elimizde zaten bir tane rakam kaldı. Buraya 2'yi yazıyoruz seninle. Hemen ne yapıyoruz? Kuralımızı da okuyup öğreniyoruz. Hadi gel hemen okuyalım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe isimleri ve lakaplar büyük harfle başlar. Ece hanım derken biz neden hanım diyoruz? Çünkü saygı bildiriyoruz. Ahmet Bey derken neden Ahmet Bey diyoruz? Kibar ve saygılı olmak için diyoruz. O zaman hanım gibi, bey gibi, efendi gibi saygı sözlerini de biz isimlerin yanında kullandığımız zaman büyük yazıyoruz. Ya da doktor gibi, profesör gibi, avukat gibi bazı ünvanları, meslek isimlerini isimlerin yanında büyük yazıyoruz. Bazı rütbeleri, paşa olabilir, yüzbaşı olabilir. Bunları isimlerin yanında ne yapıyoruz? Büyük yazıyoruz. Hemen seninle etkinliğimize devam ediyoruz. Altıda demiş ki sevgili öğrencim. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Peki şöyle sağ tarafa hızlıca bakalım bir devlet ismi görebilecek miyiz seninle? Mesela şurada ben İslam gördüm. Şurada Müslüman gördüm. Bunlar devlet ismi değil. İkinci cümleye baktım. Türkiye kelimesinin T'sini büyük yazmış ve gelen iki de kesme işaretiyle ayırmış. Evet bu bir özel isim ve bu bir devlet ismi. Hangi devletin ismi? Bizim devletimizin ismi. O zaman buraya seninle 6 yazıyoruz ve hangi devlet olursa olsun devlet isimlerinin hepsini büyük yazmayı cümle içerisinde unutmuyoruz. Din ve mezhep isimleri ve bunların mensuplarını bildiren sözler mensup ne demek sevgili öğrencim? Hemen örnek üzerinden gösteriyorum sana. İslam bir din ismi mi? Evet. O yüzden biz buraya 7 yazacağız ve tüm din isimlerini sadece İslam'ı değil, Hristiyanlığı da, Museviliği de ya da Budizm gibi dinleri de cümle içerisinde nasıl yazmalıyız? Büyük harfle yazmalıyız. Peki İslama inananlara yani onun mensuplarına ne denir? Müslüman denir. Hristiyanlığa inananlara ne denir? Hristiyan denir. Dolayısıyla hem dini hem de ona inananlara verdiğimiz isimleri büyük yazmayı cümle içerisinde unutmuyoruz. Hemen gel 8'e bakalım. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler büyük harfle başlar demiş. E İslam Müslüman Bunlar da hocam dinle ilgili ama biz onu 7 ile eşleştirmiştik. O yüzden başka bir cümle bulmamız lazım. Hepiniz Allah'a emanet olun. E Allah dinle ilgili bir özel isim değil mi? En önemli, en büyük özel isimlerden bir tanesi o. O zaman buraya ne yazacağız seninle birlikte? 8 yazacağız ve ne yapacağız? Etkinliğimizi çözmeye devam edeceğiz ve bundan sonra biz de kendi yazdığımız cümlelerde, kendi yazdığımız metinlerde dinle ilgili özel isimleri büyük yazacağız, devlet isimlerini büyük yazacağız. Bunları sırf bu yüzden öğreniyoruz. Lütfen dikkat et, sevgili öğrencim. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlarmış. yer isimleri büyük harfle başlarmış. Şöyle iki tane kural okuyalım. Sonra bulduğumuzu hemen seni ne eşleştirelim? Hocam İstanbul, Asya, Avrupa bunlar gezegen ismi değil. Bu bir dursun. Venüs ve Mars demiş. Birer gezegendir. E tamam. Gezegen isimlerinin ilk harfini cümle içerisinde ne yapmış oldum? Büyük yapmış oldum. O zaman buraya seninle hızlıca 9 yazıyoruz. Peki sevgili öğrencim İstanbul bir yer ismi değil mi? E yer ismi Avrupa o da bir yer ismi. Asya, o da bir yer ismi. Konya, o da bir yer ismi. İller, kıtalar, şehirler, sokaklar, caddeler, mahalleler bunların hepsi nedir? Bunların hepsi yer ismidir. Bunların isimlerini ne yapıyoruz biz? Dolayısıyla özel isim kabul ediyoruz. Tıpkı hangisi gibi ülke isimlerini özel isim kabul ettiğimiz gibi şurada vardı 6. kuralımız bu kurala çok benzeyen bir kural. Dolayısıyla buraya da ne yapıyoruz? 10 yazıyoruz ve seninle devam ediyoruz. Şuradan 2 madde daha okuyalım. Sonra eşleştirmeye başlayalım. Yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, Göl, dağ, boğaz gibi ikinci isimleri de büyük yaz demiş. O zaman sevgili öğrencim göl bulalım, dağ bulalım, boğaz bulalım hemen seninle birlikte. Ben şurada gördüm. Senden daha hızlı gördüm itiraf et. Marmara Denizi küçük bir denizdir demiş. Sevgili öğrencim, şuradaki deniz sözcüğünü büyük yazmamın sebebi bunun Marmara Denizi olması. Deniz sözcüğünü özel ismin yanındayken büyük yazarım. Ama Küçük bir denizdir derken burada büyük yazmama gerek yok. Burada herhangi bir denizden bahsediyorum. Ama Marmara Denizi dediğim zaman özel bir denizden, tek bir denizden bahsettiğim için bu sefer Marmara Denizi derken büyük yazıyorum. Mesela Ağrı Dağı derken nasıl yazacağız? E büyük yazacağız. Çünkü bak kuralımız ne demiş bize? Yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen deniz gibi, nehir gibi, göl gibi, dağ gibi, boğaz gibi ikinci isimleri de büyük yazmalısın demiş. O zaman Van Gölü yazacağım. Nasıl yazacağım? Gölün G'si de büyük olacak. Ağrı Dağ yazacağım. D'si de büyük olacak. Marmara Denizi yazacağım. D'si de büyük olacak sevgili öğrencim. E kaçla eşleştireceğiz? Neredeyse eşleştirmeyi unutuyordum. Marmara Denizi'ni şununla yani 11 ile eşleştirdim. Sonra sonra hemen 12'ye bakıyorum seninle birlikte. Mahalle Meydan Bulvar Cadde Sokak isimlerinde geçen Mahalle Meydan Bulvar Cadde Sokak kelimelerinde büyük harfle yazmalısın demiş kuralımız bize. E tamam. Biz Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyoruz. Cumhuriyeti büyük yazdığım gibi Mahalle kelimesini de büyük yazacağım. Hocam bu mahalle olmasaydı da meydan olsaydı, e, o zaman onu da büyük yazacaktım. Mesela işte biz Zafer Meydanı'nda oturuyoruz. Hocam bulvar olsaydı biz Atatürk Bulvarı'nda oturuyoruz. E yine büyük olacaktı. Cadde olsaydı biz Barış Caddesi'nde oturuyoruz deseydik yine büyük yazacaktık. O zaman lütfen bu beş kelimeyi aklında iyi tut. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak. Bunları ne yapacakmışız? Bir özel isimle birlikte kullanırken seninle birlikte bunları büyük yazacakmışız. Tıpkı denizde, nehirde, gölde, dağda olduğu gibi diyorum. Ve şuradan birkaç tane daha madde okumak istiyorum. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı isimlerinde tüm kelimeleri yine büyük harfle yaz demiş kurum, kuruluş ve kurul isimlerini büyük harfle yaz demiş. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin isimlerini büyük harfle yaz demiş. Elimizde de üç tane cümle kaldı ya bilerek üçünü birden okudum. Milli Eğitim Bakanlığı. Sence kitap ismi mi, kurum ismi mi yoksa kale, kule, köprü gibi yapı ismi mi? Milli Eğitim Bakanlığı. Kurum ismi. Aferin sana. Bakanlıklar birer kuruldur, kurumdur, okullar kurumdur, dernekler kurumdur, vakıflar kurumdur, Türk Dil Kurumu kurumdur. Onun zaten içerisinde kurum yazıyor. Lütfen bu gibi kurumlarımızın olduğunu unutma ve bunları büyük yazmayı da unutma. Çankaya köşkü çok güzeldi. E köşk gibi, saray gibi, köprü gibi, kule gibi yapı isimlerini biz ne yapacakmışız? Büyük yazacakmışız. O zaman buraya 13 yazdım. Atatürk'ün yazdığı kitaplardan biri de Nutuk'tur. Kitabın ismini nasıl yazdım cümle içerisinde sevgili öğrencim? Büyük yazdım. Dolayısıyla bunu da sanırım 15 ile eşleştireceğiz seninle. E şu mahallemizi eşleştirmemişiz. Mahalle Meydan Bulvar'a da 12 yazalım. Aman etkinliğimizi tam olarak seninle birlikte çözmüş olalım. Peki sevgili öğrencim hadi sana bir soru. Atatürk'ü neden büyük harfle yazdık ve kesme işareti kullandık? Bu madde hangi madde ile eşleşir? 15'e kadar bir sürü madde öğrendik seninle. Atatürk özel isim çünkü. Aferin ama nasıl bir özel isim? Biz kişi isimlerini ve soy isimlerini nasıl yazıyorduk? Büyük yazıyorduk. O yüzden bize bu soruda Atatürk'le ilgili maddeyi sormuş olsaydı bir yaz artık ama şu an biz bu maddeyi neyle eşleştirdik? Kitabın ismini büyük yazdığımız için kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin isimlerini ne yapmak zorundayız sevgili öğrencim? Büyük harfle yazmak zorundayız. Üç tane kaldı, çok az kaldı hemen seninle kısacık bir vakitte büyük harfleri kullanıldığı yerlerin neredeyse hepsini öğrendik. Hemen devam ediyorum. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle başlar. Ulusal, resmi, dini bayramlar, anma ve kutlama günleri büyük harfle başlar. Tarihi olay, çağ ve dönem isimleri büyük harfle başlar demiş. Hemen eşleştirmemizi yapıyoruz. Mesela ben şurada Kurtuluş Savaşı'nı gördüm. Bu bir tarihi olay, çok önemli bir tarihi olay özellikle bizim tarihimizde. O zaman buraya 16 yazıyorum ve Kurtuluş Savaşı gibi Çanakkale Savaşı gibi Lozan Barış Antlaşması gibi çok önemli tarihi olaylarımızı tabii ki tüm tarihi olaylarımızı ne yapacağız sevgili öğrencim? Cümle içerisinde büyük harfle yazacağız. Milli Mücadele Dönemi. Bu bir dönem ismi hem de bir tarihi olay. O zaman ne yapacağız? Tüm harfleri bak buradaki Milli'deki M'yi buradaki M'yi, buradaki D'yi cümle içerisinde büyük harfle yazacağız. Sadece ilk kelimeyi büyük harfle yazıp bırakmak yok. Aman dikkat et diyorum. Peki hocam mesela orta çağ deseydik onu nasıl yazacaktık? Orta büyük, çağ büyük. İlk çağ deseydik ilk büyük hocam iyisi ikincisi büyük. Ne demiş çünkü kural bana? Çağ isimlerini, dönem isimlerini ve tarihi olayları demiş ki büyük harfle yazmalısın. Biz Ramazan Bayramı'nda büyükleri ziyaret ederiz. Ramazan Bayramı özel bir gündür dolayısıyla 17. kuralla hemen hızlıca eşleştirebiliriz. Resmi bayramlar, dini bayramlar, ulusal bayramlar, anma ve kutlama günleri büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı yazacağım. Bayramın B'si yine büyük tıpkı Cumhuriyetin C'sinin büyük olduğu gibi. Hocam sevgililer günü, anneler günü, öğretmenler günü, babalar günü yazmak istiyorum. E o zaman da yine büyük yazacağız. Babaların B'si büyük, günün G'si büyük. Lütfen unutma sevgili öğrencim. E 18'de buraya kaldı. Yazalım hemen örneğimizi okuyalım seninle. 19 Mayıs salı günü benim doğum günümdür. Sevgili öğrencim salı gün ismi Mayıs ise ay ismi gün ve ay isimlerini büyük yazabilmem için mutlaka tarih bildirmesi lazım lütfen unutma 19 diye bana tarihini söylediği için ister gün olarak tarihini söylesin ister yıl olarak hiç fark etmez yanında mutlaka sayıyla bir tarihe ihtiyacım var yanında sayıyla bir tarih varsa ben ay isimlerini de gün isimlerini de ne yapabilirim büyük yazabilirim. Neden? Çünkü kuralımız demiş ki tarih bildiriyorsa büyük yaz. O zaman sevgili öğrencim tarih bildirmezse nasıl yazacağız? Lütfen bunlara dikkat etmeyi unutma. Cümlede tarih yoksa ay ve gün isimlerini büyük harfle yazamazsın. Çünkü kuralda ne diyor? Tarih bildirirse büyük yaz diyor. Biz şuraya biraz yaklaşalım. Biz Haziran'da tatil yaparız. Haziran'ın H'si bu sefer küçük oldu. Neden peki Cemal öğretmenim? Çünkü yanında herhangi bir şekilde tarih bildiren bir sayı kullanmadım sevgili öğrencim. Şöyle deseydik biz 21 Haziran'da deseydik o zaman mecbur Haziran'ı büyük yazacaktık. Gelen 2'de ne yapacaktık? kesme işaretiyle ayıracaktık. Ama yanında hiçbir şekilde gün bildiren ya da şöyle 1992 gibi 2004 gibi yıl bildiren bir rakam olmadığı sayı olmadığı sürece ay ve gün isimlerini küçük yazman gerektiğini lütfen unutma. Başka neyi unutmayacağız? Burada çok küçük bir notum daha var. Sonra seninle videonun sonuna gelmiş olacağız. Yer isimlerinde bulunan kıtası, ülkesi, ili, ilçesi, semti, beldesi, kasabası, köyü sözcükleri büyük harfle yazılamaz sevgili öğrencim. Biz Ankara ilinin Çankaya ilçesinde oturuyoruz derken Ankara ve Çankaya büyük ama il sözcüğünü küçük yazacağız. İlçe sözcüğünü küçük yazacağız. Biz Fatih semtinde oturuyoruz dersek S'yi küçük yazacağız. Biz Pınar Köyü'nü çok seviyoruz dersek K'yi küçük yazacağız. Biz Avrupa kıtasında bir ülkeyiz dersek K'yi ne yapacağız? Küçük yazacağız. Niye peki Cemal Hocam, Cemal Öğretmenim? Çünkü bunları büyük yaz diyen bir kural yok bize sevgili öğrencim. Hemen şöyle yukarıya çıkmak istiyorum seninle birlikte. Bak hemen geliyoruz. Bize demiş ki Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimelerini yaşadığın yerle ilgili bu kelimeleri büyük harfle yazabilirsin. Oturduğun mahalleyi, bulvarı, caddeyi, sokağı, meydanı, oturduğun sitenin ismini, apartmanın ismini büyük yazabilirsin. Ama bunları büyük yaz diye bir kuralımız yok. O yüzden biz oturduğumuz ili, oturduğumuz ilçeyi, oturduğumuz köyü bunları oturduğumuz ülkeyi, yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız kıtayı küçük yazıyoruz. İleride diğer sınıflarda bunu çok daha fazla ayrıntısıyla öğreneceksin ama yine de bunu da sen akıllı ve zeki bir öğrenci olduğun için bunlara da dikkat et diye ben küçük bir not düşmeyi unutmadım ve videomuzun sonuna seninle birlikte gelmiş olduk. Beşinci sınıf konularıyla ilgili senin için sürekli böyle güzel etkinlikler ve ders notları hazırlamaya devam edeceğim. Lütfen abone olmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı unutma. Benim sevgili beşinci sınıf öğrencim lütfen hoşça kal güle güle.